Selamlar. Merhabalar arkadaşlar, merhaba. Merhabalar değerli izleyicilerim. Aman ne kadar kötü bir şey yapıyorsun Utku, sigara içiyorsun. Onun yerine meme aç, göğüs aç, kalça aç falan daha az eleştir. Lan. Kahveyi açamadım. Evet arkadaşlar, Katana Zero maceramıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Daha ne kadar sürecek bu oyun bilmiyorum. Belki de yavaş oynuyoruzdur. Daha hızlı gidebiliriz belki de. Bilmiyorum, göreceğiz. Garip olaylar başlamıştı. Hafızamız ufak ufak yerine geliyordu ama hala anlamadığımız pek çok şey oldu. Görev verilmesinin dışında bir maceraya daha katıldık. Bir stüdyoyu bastık. Orada bir adamla yüzleştik. O sırada Snow diye bir başka katana girl geldi. Bilmiyoruz yani. Ortaya çıkacak umarım bu bölümde. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aynen öyle. Böyle bir yerde kalmıştık. Ne yapacağımızı da bilmiyorduk. Evet, müziğimizi taktık. Katana Zero Ludovic. Şimdi bir saniye. Arkadaki adama ölüyoruz. Bulacağım. Umarım. Allah Allah. Oğlum çok çabuk alert oluyorlar. Enteresan. Abi görseydim karakteri keşke. Orayı nasıl geçeceğiz acaba? Zor bölüm şu an. Oraya geçmenin bir yolu vardır ya. Adam ikinciyi sıkıyor lan. Kafa hizasına geldi. Bu burada epey bir zorlanacağız gibi dostlar. Üzgünüm. Thank you.
Hayır, burada ölmemeliyim ya. Ben niye orada yere düştüm ya? Abi, normal atlamayı mı beceremeyeceğim? Sanırım öyle görünüyor yani. Sanırım yere düşerken o adama vurmayı kullanmam gerekiyormuş yani. Oradan bir şeyler alabiliyor muyuz? Şu an burada ne olduğunu çok göremiyorum ya. O adamı kovalıyoruz hala da. Bu ne? Wow. İşe yaramıyor ki amına. Kapıyı niye açtın ki kendi kendine?
Tamam be, iyi gidiyorduk. Ulan. O niye? Bazen gerçekten kapıyı kendi açıyor ama yani. Yukarıdaki geldi ya. Sık. Orada ninja bir şey yapıyordu ya. Ağzıma yedim kurşunu. Bazen de mesela giderek zorlaşmasını falan bekliyorsun aslında. Daha kolay hale geliyor falan. Ha, yakaladılar. Başım ağrıyor falan. Şimdi ünlü dragondan daha iyilerini beklerdik falan. Son sözüm var mı dedi. Siktir git dedik. Sen de siktir git dedi. Mr. Kissy Face. Ha bu. Kissy Face. Kafamızı kesip kafamızı betona beton döküp kafamıza. Ayda. Gene aynı şeyleri yaşıyoruz. I'm up dedik, good dedik. I want answers video. Sana hiçbir zaman adımı söylemedim dedi. Onun dilini kesmeliyiz bence diyor. Bir buluşmam vardı. Gene öldürüldük. Anlamadım ki. Burada da bir şey değişmiyor. Aa, geleceği görüyor gibi oluyoruz şu anda.
Appointment'ına geç kalmamayı diyoruz. Kronos neyse. How many times I have killed you? Ne kadar öldürdüm? Öldürülemiyoruz biz. Bu kim? Onu bilmiyoruz. Bence kaburgalarını kırdın diyor. Bu tür o adamlar konuşmayacak. Senin oyununu biliyorum şu an dedi. Second District'te bir buluşma var. Kronos Junkie. Psikiyatristi mi gönderiyor? What the fuck? Daha Kronos'un ne olduğunu bilmiyoruz. Al Kasım'ın yanına götür. Bunu tekrar değiştireceksin diyor. Ölmüyorsun bir türlü falan gibi. Çok fazla seçenekte ölüyorum. Senin kafanın içine girmeye çalışıyorum. Al Kazım kim? Tamam oğlum. Bıçağım yok. Tamam oğlum dur düşmüyor işte hemen. Şimdi buradan kaçmayı da öğrendik. Ah!
Lan oğlum bastım ya. Oğlum. Çok dertli ya. Aa, boss gibi bir şey mi ya? Onu... Oğlum... Köşeye sıkıştırdık galiba. Evet, köşeye sıkıştırmak gerekiyormuş onu. Sikeceğim sizi de. Kimsiniz lan? Sıkıntısı var ama. Bir de Alkasım öldürülmüş. Bizim target de o bir de. Biz ölmüyoruz, onu anladım bu arada yani. Yani... Hani böyle filmlerde boş konuşmalar olur ya, aslında olmasa da olur falan böyle. Bunlar da bizi öldürdükleri için patronlarından hediye alacaklarını zannediyorum. Öldü mü? Ölmemiştir ya. Motorsiklet bölümü çok keyifliymiş yalnız lan.
Arkadaş. Bu neymiş oğlum lan? Oğlum bu neymiş? Kolay. Orası da kolaydı da. Neyin tekrar ettiğini anlamam lazım. Oha ama. Şeye geri sektirip adamı vurmam mı gerekiyor benim? Ben anlamadım onu yani. Böyle seri taramayacak, normal düz önüme geçecek. Dedim ya neyin ne olduğunu anlamam lazım diye. Yani bitsin artık diyoruz. Yedi kere öldürdüm seni. I am the Dragon Slayer. Ne oluyor lan? Sen kimsin?
psikiyatriste geri döndük. Altı ay falan sürmüş bu sıkıntı. Chromebook bastı. Yok, hiçbir şey söylemeyeceğim. Şu an nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Ben de savaştaydım. Tarık mı? Ya da real baby face on. Çok genç görünüyoruz galiba. Bu savaş gazileri ve şeyler bitik durumda falan diyor herhalde. Hafızamı kaybettim. Kaç tane falan öldüm. Savaş biteli 7 yıl oldu diyor. Sen diyor hani bu görünüşünde diyor daha hani savaş sırasında diyor anne kucağında olman lazım diyor. Chromax çocukları öldürüyorlar falan filan diyor. Onlara lanet okuyorlar yani şu anda özetle. Tamam, cheers. Bizden nefret ediyorlar. Kahraman gibi görmeleri gerekirken. Değişik bir hikayesi var aslında. Yani şu anda bu şey beni çok görüyor. Aslında konuşsalar daha şey olur ama eski Atari oyunu tarzında yapmaya çalışmışlar. Yani yapmışlar daha doğrusu. Zor oluyor yani okumak falan böyle. Bir de dediğim gibi yani simultane çevirmen olmadığım için anlıyorum ama hani net çeviri yapamıyorum diyeyim yani. Öyle bir şey beklemeyin benden ya. Ya dediğim gibi şu anda biz anladığım kadarıyla savaş gazisiyiz, bir uyuşturucu işine bulaşmışız. Sevdiğimiz bir kişi öldürüldü ve biz bir şey olarak adını sen söyle. Özetle tabii süper hero olarak öldürülemiyoruz falan. Ya da işte bilmiyorum bu tarz şeyleri daha önce yaşadığımızı varsayıp kafa öyle iş. Çünkü belli ki psikolojik sıkıntılarımız da var yani. Sarhoş olduk galiba. Ne? Babam içeride falan ne? Seni anlamıyorum. Yardım mı? (gülüyor) 34 kişi ölmüş ve 3 gün kalmış şu anda. Küçük kızdır. Bana sinirli değilsin değil mi? Neden sinirli olayım diye bilmiyorum. Ha, bana cevap vermedin de. Yani dün akşam sarhoştum biraz.
Babamın arkadaşları geldi diyor. Yemek yemedim diyor. Bakalım ne varmış. Buzdolabına bakıyoruz. Ne o? Protein pastası. Üzgünüm. Yine gittik. Hadi bakalım. Al Kasım'ı öldürmekte görevin diyor. Duyguların görevine engel mi? Ne diyorsun lan? Ne anlatıyorsun oğlum? Bütün köy bize saldırıyor oğlum. Manyak mısın lan? Bazılarını geçiyorum arkadaşlar. Baydı beni. Üzgünüm. İlaçların bittiğinde diyor, sonsuza kadar acı çekeceksin falan diyor. Kolları yok lan herifin. Zaten bisiklik var bu şeyde. Dragon'la karşılaştık ya, sarışın herif. Sarışın işte kılıcı olan bir herifti falan diye şey vardık. Belli ki kahramanlık yapan birisiydi, tanımıyoruz falan diye. Ya kızım hoş geldin. Dragon'u mu öldüreceğiz şu anda? Ne yapıyorsun kızım? Bu mekan niye boş? Herkes şey, tuğkalar orada. Geç kızım oradan. Hadi. Tamam. Kırmızı mı siyah mı? Az önce siyah gelmişti.
Şimdi siyah seçeceğim. Bakalım yani acaba dedim bir öyle bir böyle mi gelecek? Bu sefer all in red. Gene red diyorum. Şimdi ilki red de. İki tane red. Önce bir kayıt alayım şuraya. Tamam. Şimdi bir gold için şey yapacak değil mi? Bir şey var bu arada. Rusların ondan nasıl haberin oldu? Kronos'la alakalı bir şey galiba. Yedi yıl önce bitti savaş. İntikam peşinde koşmaktan yoruldum ve Alkayas'ım zaten öldü. Savaş sırasında yaptıklarını cevap Hello. Dur. Sen ölüydün. Başladık bir şey. Abi çoğu yer karışıyor yani şu anda ben. Chinatown mı? Fuck me. Salakça hareketler. Utku, bunlar çok salakça hareketler.
Şuradan ne var? Bilemiyorum. Hayır. Kapıda alabilirim onları. Bastım mı acem mi? Siktir git. Aa siktir, yukarıdan pompalı indirdi ya. Bazen oluyor, bazen olmuyor o şuradaki. Oğlum go oradan madem. Neden yani şey yapıyorsun? Temizledim zaten ben orayı yani. Siktir git. Oğlum herif köşeyiz. Onların hepsini aynı anda almam lazım orada. Güzel. Oha, oha. Lan dur bir.
Ben hızlı bastım bu sefer, iyi mi? Zordu oğlum ya. Değişik ya. Zorlanıyoruz artık. Nasıl geçtim bilmiyorum. Ama geçtim. Salak ben. Nereye çarptı lan o? Abi bir yere çarpıyor ya. Abi şişenin range'i mi düşük? Ben mi anlamadım? Bir an çarpıverdik işte kalkanı. Oğlum durdurduydum zamanı. Anlamıyorum ki abi. Diyorum ya, anlamıyorum yani bu şey
Öyle geçtik yani hani. Oğlum ama... Aa oyun! Abi gittik orada şişeyi falan yere vurdu ya. Etrafın sarıldı. Hep buradaydık. Bu iki tane tip geldi şimdi. Halüsinasyon görüyoruz galiba, bilmiyorum ama. Golden Life. Ya burada ölmek istemiyorum falan dedik ama zaten seçeneğini seçmesen de bir gün böyle öleceksin falan. Ne diyorsunuz oğlum? Ölmek mi istiyorsun, yaşamak mı istiyorsun? Yaşamak istiyorum. Bu soru sorulur mu bir insan evladına? Hadi oğlum ya. Buraları biraz baymış oyunun yalnız. Net söyleyebilirim. Abi bu kadar uzun, ben kitap okumuyorum falan dersin yani. Ha anladım, orada psikodelik bir olay yaşadık. Bütün polisler öldü. Evi mi temizle? Evi temizlemiş. Biraz dağınıktı. Çok büyük bir şey değil. Bunu izleyemez. O zaman birlikte film izleyelim. Film Storage'a geldik. Ya diyorum ya, lore kısmı çok uzun tutulmuş yani. Yani ben açıkçası şahsım adına mesela bu tarz bir oyunda lore görmek, bu kadar derine girmek istemeyebilirdim yani. En azından bu grafiklerde mesela Hellblade'de falan girdik yani o lore'a ve güzeldi yani, doyurdu yani. Şu anda film şeyi izliyorum. Tamam. Küçük kızla film izler.
Kız uyudu. Şimdi de teybi izleyeceğiz. Bir askeri ne derler? Komplo falan muhabbeti dönüyor şu an. Ha, şu an ben Dragon oldum. Bir dakika. Ama ben hiçbir şey yapamıyorum ki. Oha. Değişikmiş bu abi de. Kurşunu reflekte etme yok mu? Hani dikkatlerini çekip aşağı indirecektim onları da. Aslında bir nitekim becerdim de. Orada da çok beklemeyeceğiz galiba. Ne yapacağımı anlamadım çok. Aptalım ben. Kol gitti. Şöyle bir dinlensin bakayım karakter. Lazım olacak çünkü. Abi sen salak bir karaktersin ama ya. Abi boss. Gerçekten yani. Thank you.
Anlamadım abi gerçekten. Özür dilerim vallahi dostlar. Biraz sıkıldım da şu karakterin. Yani güzelmiş aslında da. Biraz daha beklemem gerekiyordu. Çok hızlı sıkıyor o polis ya. Şurayı çok rahat becerebiliyor. Az sikeceğim ama. Sen ölmedin mi lan? Abi, bir dakika, ben burada kılıç da mı savuramıyorum? Öyle mi yoruluyorum yani? Zor bir yer yani bence. Abi inanmıyorum ama sana, ortada bıraktım ben o karakteri. Allah kahretmeye ya. Zaten buraya geçersen büyük ihtimalle ustalaşacağım bu karakterle.
pil ne olur bitme şu anda. Acele ettim. Bundan niye geldi? Burayı şeysiz geçebileceğim ona bakayım. Hadi be. Oğlum aşağıda ne işiniz var?
Dedim ki yukarı çıkarım. Aa, kapı açıldı. Dead Should Work anasının nikahı artık. Anasının nikahı artık Dead Should Work yani. İki gün kaldı. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben devam edeceğim bugün. Ama 1 saat 20 dakika oldu bu video. O yüzden şimdilik bu videoya el sallıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye.